Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çemen çorbası nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Çemen çorbası küçük küçük kuşbaşılı etle ya da isteğe göre kıymayla da yapılabilen bir çorba. Biraz baharatlı, değişik bir çorba. Benim genelde evimizde babaannemizden gelen bir çorba olduğu için babaanne çorbası olarak çorbamız çok seviliyor. Çorbamızın malzemeleri küçük küçük doğranmış kuşbaşı halinde dana etim var. 4-5 diş kadar sarımsağımız var. Sarımsağımız bol olsun. Çorbamızın lezzeti, sarımsağın önemi büyük içinde. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız var. 1 yemek kaşığı salça. 2-3 yemek kaşığı kadar un. 1 yemek kaşığı çemen baharatı. 1 tane yumurta. 1 yemek kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 küçük çay kaşığı kadar da kimyon. Bunları terbiyesine kullanacağız. Baharatlar ve unu terbiyesine kullanıyoruz. Şimdi çorbamızın yapılışına geçelim. Yağımızı tenceremize alıyoruz. Etimizi de tenceremizin içine alıp önce etimizi yağımızda birazcık kavuruyoruz. Etimiz kavrulurken ben bu arada sarımsaklarımı küçük küçük doğrayayım. Onu birazdan içine ilave edeceğim. Etimiz kavrulsun. Etimiz pişiyor. Bir 5 dakikası var. Ben bu arada çorbamızın terbiyesini hazırlayayım. 3 yemek kaşığı un. Böyle büyük bir kaseye alıyoruz malzememizi. 1 yemek kaşığı çemen baharatı. Tuz, karabiber, kimyon. 1 tane yumurta kırıyoruz içine. Ve bir su bardağı suyla terbiyemizi açıyoruz. İyice çırpmamız gerekiyor. Çorbamızın içinde unumuz top top olmasın. Ben şimdi terbiyemi çırpayım. Sonra çorbamızın içine ilave edeceğiz. Çorbamızın eti pişti. Yapmış olduğumuz terbiyesini şimdi içine ilave edeceğim. Önce çorbamızın kaynayan suyundan bir kepçe terbiyemin içine alıyorum. Birazcık daha alayım. Şöyle karıştırıp ılık bir kıvama geldikten sonra çorbamı içine döküyorum. Yavaş yavaş ilave edip karıştırıyoruz. Kaynadı mı? Çorbamızın pişmesi tamam. Çorbamız servise hazır. Lezzetli, baharatlı, tam bir kış çorbası. Yapmanızı tavsiye ediyorum. İnşallah hoşunuza gider. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.